Herkese selam arkadaşlar, ben Serdar Başkan, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda TikTok'ta gördüğüm bazı deneyleri test edeceğim. Efsane mi, gerçek mi, hile hurda var mı bunların içinde, bunu görmeye çalışacağım. Öncelikle benim de bir TikTok hesabım var, geçenlerde açtım, 3-5 tane video yükledim. Buradaki videoların böyle daha kısa versiyonları var, isterseniz takip edebilirsiniz. Bu arada TikTok'ta çok vakit geçiriyorum herkes gibi. İnanılmaz şeyler var, çok saçma şeyler de var. Bazı süper deneyler var, bazı aldatmacalar da var. Onlardan biri şurada gördüğüm şeylerle yapılıyor. Bir tür levitasyon deneyi gibi görünüyor. Şöyle bir abimiz var. Kaşıkları bu şekilde diziyor şeye. Şöyle diyelim. Böyle kaşıkları birbirine temas edecek şekilde masanın üzerine yerleştiriyor. Aynen böyle. Sonra bunların üzerine pil koyuyor. Şöyle şu büyüklükte devasa sucuk pil diyorum ben bunlara. Şunu kullanarak açacağım. Özellikle yeni aldım bunları ki boş olmadığından emin olayım diye. İşte şöyle koyuyor. Ondan sonra bunu buraya koyuyor. Diğerlerini de açmam gerekiyor. Evet, bu pilleri de çıkardım. Şuraya şimdi ben bir adet 1 TL koyuyorum tam ortaya. Şuraya da bunu koyuyorum. Çok saçma, bu yaparken bile bana komik geliyor. Bunu da bunu koyduktan sonra para böyle titreyip böyle kendi etrafında dönüyor ve sonra da onu bir kaşıkla böyle dokunmadan uçuruyor. Koyuyorum, hazır mısınız? Uçar mı sizce? Uçacak mı? Bakalım. Evet, bunu da buraya koyalım. Herhangi bir şey olmuyor. Şöyle elimi sokayım araya. Herhangi bir enerji alanı yok. Kaşığı koyayım. Bir kere şöyle bir şey var. Burada benim dikkatimi çeken ilk şey pillerin hepsinin negatif kutbu üzerinde kaşıklarla temas ediyor olması. Ki muhtemelen şu temas bile etmiyor çünkü kaşığın yüzeyi aşağıda, pilin negatif tarafının iletken tarafı değmiyor. Dahası zaten bu burada kaç volt var? Seri bağlasam burada 6 volt yapar. 6 volt da bu ağırlıktaki bir nesneyi manyetik bir şekilde kaldırmaya çalışsam da kalkmaz. Var. Levitasyon diye bir hikaye var hayatımızda. Cisimleri gerçekten herhangi bir itme kuvveti uygulamadan havalandırabiliyorsunuz, havada asılı tutabiliyorsunuz. Bunun manyetik yöntemleri var ya da işte süper iletkenler ve mıknatıslar kullanarak levitasyon yaratabiliyorsunuz. Ama bu şekilde bir levitasyon yaratmak, yani cisimleri havada asılı bırakmak bence mümkün değil. Bu şekilde bir levitasyon yaratmak mümkün değil. O gördüğünüz şey aslında tamamen özel efekt. Yani bilgisayarda yapılmış CGI ya da her ne derseniz tamamen bir özel efekt. Bunu şimdi Utku yardım edecek bana. Şimdi bunu ne şeyde mi yapıyorsun? After Effects diye bir program var. Şeyleri hareketli görüntüler yaratabildiğiniz. Orada yapıyorlar. Ne yapmam gerekiyor bunun için? Videodaki gibi şöyle çatal getireceğim. Parayı oradan uzaklaştırıyorum şimdi olacağım. Hatta bir de şöyle yapayım bak. Dur, baştan alıyorum. Bir dakika bak. Hatta elim de böyle altına sokayım. Bak görüyor musun? Elim altına giriyor. Arkadaşlar bu dünyanın gerçekten en saçma şeylerinden biri. Ben bu tür yaratıcılıklara ufak bir hayranlığım var. Yani nereden aklına geliyor böyle bir şey uydurmak mesela? Çok saçma. Kesinlikle TikTok'ta gördüğünüz her şeye inanmayın. Çoğu şeye inanmayın bence. Şimdi bir sonraki şeye geçeceğim. Teste geçeceğim. İşte benim çok sevdiğim başka bir deney. Burada bir plastik bardak var. Bardağı yakıyor. Ama bardak sadece su dolu kısmına kadar yanıyor. Evet, yanıyor ve sulu kısmı burada kalıyor. Bu arkadaş da onu test ediyor, o önemli değil. Şimdi ben de bunu deneyeceğim. Bunun olma ihtimali çok yüksek, yüksek derken bu zaten çok bilimle açıklanabilecek gayet somut bir şey. Burada iki farklı plastikten bardağım var. Şimdi biraz buna koyuyorum, biraz daha buna koyuyorum. Evet, şimdi şeyimi aldım, gazlı çakmağımı, dev çakmağımı. Onlar daha küçük bir çakmak kullanıyordu ama ben daha küçüğünü yapacağım. Önce bir şunu yakmaya çalışacağım. Bir kenarından yakalım. Şu an yanıyor mu? Yanmıyor. Eridi bu. Neden yanmadı? Yakmaya çalışayım. Heh, yandı. Evet, çok fena isi çıkararak yanmaya devam ediyor. Bir görelim bunu, neler olacak. Bu bayağı yavaş yanıyor. Bir sürü de is yaptı. Yapsın, ne yapalım. Bir de şu tarafından yakayım. Evet. Yanıyor. Kurumlar saçarak yanıyor. Evet, bayağı
termik santral gibi her yeri kuruma boğarak yandı. Ve görüyorsunuz suya ulaştığında artık daha fazla yanamıyor ve sönüyor. Sağa sola damlamaya başlıyor. Şimdi o tarafta yandıkça daha iyi göreceksiniz. Ben biraz daha hızlandırmak istiyorum süreci. Yandı ve su seviyesine ulaştığında artık daha fazla yanmıyor. Oralar da yansın bakalım görelim. Suyun yüzey gerilimini görüyorsunuz. En üst seviyeye geldiğinde kalıyor. Ben söndürmeyeceğim şimdilik. Her yer kurum oldu. Suyun olduğu kısma kadar yandı. Sonrasında söndü. Bir de bunu deneyeceğim şimdi. Bu biraz daha hızlı yanıyor. Daha hızlı görüyoruz bunda her şeyi. Damlaya damlaya yanıyor. Yanıyor. Mikrofonumla başım belada bugün. Ve gördüğünüz gibi bu da bu da suyun olduğu yere kadar yandı. Bu neden böyle oldu? Çünkü normalde plastiğin yanacağını düşünüyor beyniniz doğal olarak çok fazla ısıya maruz kaldığı için. Ama yanmıyor. Burada su var. Su ısının fazlasını emdiği için alev daha fazla ilerleyemiyor. Ve burada tam su seviyesinde kalıyor. Bak şöyle bir şey yapacağım şimdi. Bunu buradan yakmaya çalışsam bile yanmayacak. Neden? Gördüğünüz gibi şekil değiştiriyor, büzülüyor. Belli bir noktaya kadar ısınabilir su. Siz onu ekstra basınç uygulamadıkça daha fazla ısıtamazsınız. O da nedir? Burası yaklaşık deniz seviyesinde suyu 100 dereceye kadar ısıtabilirsiniz. Daha fazlası artık şey olarak, buhar olarak atmosfere karışır. Bakın yakıyorum. Sadece biraz şekli değişiyor. Onun dışında herhangi bir şey olmuyor. Bu yöntemle suyu kaynatabilirsiniz bile. Delindi. Yani çünkü 100 derece bu şeyin erimesi için yeterli bir sıcaklık. Evet şimdi çok enteresan başka bir deney. Çok enteresan ve çok basit. Bunu evde yapabilirsiniz. Portakalın kabuğunu alıyor ve balonun üzerine sıkıyor dışını. Portakalın gözeneklerinin içinde bir asit var. O pıs diye fırladığında balonu patlatıyor. Ben bunu test edeceğim. Evet şöyle portakalı bir soyalım. Güzel bir kabuk çıkaracağım şimdi buradan. Aa, en sevmediğim şey oldu. Fazlasını yedim. Evet biraz sıkacağım ve ne olduğuna bakacağız şimdi. Neye bir şey olmadı? Bu balon zaten bir tuhaf bir balon. Ben anlamadım. Sen git buradan. Sen gel. Allah Allah. Bu da olmadı. Bizim portakallı mı bir şey var acaba? Ah! Patladı. Dokundurmak gerekiyormuş galiba. Dur. Bakalım bu da olacak mı? Allah Allah bu olmuyor. Dediğim gibi bu balon bir saydam zaten değişik bir şeyi var. Evet arkadaşlar bu balonlar patlamıyor böyle saydam. Böyle bir tuhaf zaten. Ama diğerini patlattı. Şimdi bu az önceki balonu patlatan neydi? Size göstermek istiyorum. Şuradan bir kaşık daha, bir kaşık diyorum. Bir parça daha kabuk çıkaracağım. Şimdi bu portakalın dış kabuğu bir asitle kaplı. Portakalın kabuğunu ısırdınız mı hiç daha önce bilmiyorum. Ben ısırdım. O acılık, o portakalın içindeki asitten geliyor. Ve şöyle enteresan bir özelliği de var bunun. Biraz alev. Bunu alıp bir miktar aleve sıkarsanız böyle yanıyor. Çok enteresan bir... Wow! Bir daha yapacağım. Bu herhangi bir çakmakla da oluyor bu arada. Ben biliyorsunuz kendisini kullanmayı sevdiğim için. Ama bu sadece dediğim gibi sprey formundayken işe yarıyor. Yoksa alıp bunu buraya tuttuğunuzda herhangi bir şey yapmıyor. Yanıyor ama daha değişik şekillerde yanıyor. Çok eğlenceli, birkaç kez daha yapacağım. Bu arada portakalın müthiş ısı önleme özelliği. Isı kalkanı. Portakaldan ısı kalkanı yaptım. Gördüğünüz gibi burası yanıyor ve karbon bir tabak oluşuyor burada. Bu karbon da ısının arkasına geçmesine izin vermiyor. Tabi portakalın içinde biraz su olduğu için o su ısınıyor bir süre sonra eliniz yanıyor. Portakal suyuyla boğmuyor tabii ki. Sadece bu
dışındaki asitle alakalı bir durum. Az önce cidden içinde kaldı. Niçin patlamadı? Şimdi bunu tekrar deneyeceğim. Woo! Gayet patlıyormuş. Dediğim gibi bu balon enteresan bir balon arkadaşlar. Hakikaten patlamıyor. Bak parmağımı içine sokuyorum. Patlamıyor ama normal bir balon. Hani bildiğimiz bir maddeden yapılmış bir balon kullanırsanız. Arkadaşlar bu balon nereden aldı bilmiyorum. Çok enteresanmış. Burada inanılmaz bir deney daha var. Bunu defalarca izledim. Çünkü çok hipnotize ediyor. Bir kaşık kakaoyu sütün içine sokuyor. Çıkarıyor, doğal olarak kakao ıslanmış oluyor. Sonra onun üzerine bir kürdan batırıyor. Balon gibi patlıyor dışarıdaki süt katmanı. Ve altından kuru kakao çıkıyor tekrar. Bunu denemek için yanım tutuşuyorum. Şimdi deneyeceğim bakalım aynısı olacak mı? Umarım olur. Çok bunu görmeyi çok merak ediyorum. Yani bunu görmeyi çok istiyorum daha doğrusu. Evet, burada biraz kakao var. Bu kakaodan bir miktar alıyorum. Şöyle, elime bulaştı. Bunu hiç şey yapmadan sütün içine sokuyorum ve geri çıkardım. Şimdi bakalım olacak mı? İnanılmaz! Şimdi tekrar deneyeceğim. Ben de bunu tekrarlamak istiyorum. Hem de daha bir de yakından görmesini istiyorum kameranın. Biraz döküldü ama neyse. Sütte biraz kakao var. Bu her şeyi değiştirir mi bilemiyorum ama deneyeceğim. Evet, bunu soktuk. Çıkardık. Harika, tekrar yapacağım. Aa, yine oldu. Bir daha yapacağım. Artık, yine oldu, yine oldu. Mükemmel. Ya bu sanırım şeyle alakalı bir durum. Şunu şuraya koyayım. Bu sanırım şununla alakalı. Kakaoyu süte bandırdığımızda sütün içindeki proteinler ya da yağlar da olabilir, tam bilmiyorum. Kakao ile birleşiyor ve dışarıda ince ama zayıf bir tabaka oluşturuyor. Yani milimetreden çok 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 daha ince. Yağlı bir katman bu. Sonra siz onu bir yerden deldiğinizde tıpkı balon patlarmış gibi onları bir arada tutan kuvveti bir yerden böldüğünüzde bütün olarak üzerindeki şey dağılıyor ve suyun içine akıyor. Sıvı çözülüyor, sıvı suyun içine akıyor. Ya belki farklı bir açıklaması da vardır ama hemen aşağı yukarı buna benzer bir şey oluyor burada. Çok enteresanmış. Bunu daha önce görmemiş olmam da gerçekten çok enteresan. Bunu ben görmüşüm, görmüş olmalıydım şimdiye kadar. Neyse, görmemişim. Geç oldu ama güzel oldu. Bu başka tozlarla ve sıvılarla oluyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Varsa daha önce bilenler ya da abi nasıl şimdi gördün, çok klasik, çok bilinen bir şey diyenler yorumlara yazmanızı bekliyorum. Ben çok bayıldım bu deneyi. Bittim. Evet arkadaşlar, başka bir videoda şöyle bir şey gördüm. Kullanmadığınız eski kupaları saksıya çeviriyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Burasında delik açıyorsunuz ama normal şartlarda seramiğe ya da cama delik açmak, hele bir tornavida çekiç kullanıp vurarak delik açmak imkansıza yakın bir şey. Şimdi şeydeki TikTok'ta gördüğüm yöntem olmadan bayağı bodozlama girerek bir bakacağım neler olduğuna. Yani bu kadar teferruata gerek yokmuş arkadaşlar. Arka tarafı biraz patlıyor. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. İç tarafı patladı ama gayet normal bir delik açtık. Saksı yapmak için gayet ideal. Hatta göstereyim şöyle size nasıl su akıyor diye. Gördüğünüz gibi akıyor. Bu bayağı akıyor gördüğünüz gibi. Gayet de güzel bir delik açmışım. Okey, bunun içine su kurent falan bir şeyler dikilebilir. Yani saksı yapmak için gayet uygun. Hani altı kırılıyor ama zaten içine toprak dolduracağınız için görünmeyecek. Yani şurada şey yaptığınızda orada kısım patladı. Bir tane daha açabilir miyim acaba? Deneyeceğim. Yani bir tane daha açabilirsem artık öh diyeceğim. Ay. Arkadaşlar. Yani bazen bazı şeyleri yapmak çok kolay. Ama böyle enteresan teknik şeyler izlediğinizde, mesela bunu denemeseydim önce, ben bundan sonra kupa deleceğim zaman bu acayip yöntemi denerdim. Şöyle bir şey, burada da biraz bez var. Bu bezi alıyorsunuz, ıslatıyorsunuz ve bunun içine koyuyorsunuz. Güzelce yerleştiriyorsunuz. Ve sonra bardağı suya sokuyorsunuz.
Aynı şekilde bunu alıp tepesine vuruyorsunuz. Bakacağım ne fark. Ne farkı olduğunu şimdi görmek istiyorum. Tamam, deldik. Bir de çıkaralım. Çıkardık. Evet, bez de çıktı içinden. Hiç fark yok. Bunun da altı patladı. Şöyle. Bu biraz daha sağlammış sadece. Şimdi buna ikinci deliği açmaya çalışacağım bu arada. Deneyelim. Yani aynı şey oldu yani. Çok bir farkı yok ha. Yani denemeye gerek yokmuş. Belki daha kalın kupalar için böyle bir şey gerekiyordur. Bir de yapıyorum. Arkadaşlar bazı şeyler gerçekten göründüğü kadar kolay. Direkt alıp bodozlama yapabiliyorsunuz. Bir şeyler izlemek, yeni teknikler öğrenmek güzel. Ama bence bu lüzumsuz bir teknikmiş. Gayet normal bir şekilde delebiliyorsunuz yani bunu. Allah Allah. Niçin böyle bir teknik var ki? Evet arkadaşlar, bazen bir şeyleri yapmanın en kolay yolu aklınıza ilk geldiği gibi yapmaktır. Bu videoda TikTok'ta gördüğüm bazı süper deneyleri ve şunun gibi enteresan teknikleri inceledim. Bir tanesi inanılmaz fake çıktı. Ya yani fake oldu zaten belliydi. Ben biraz fake olduğunu, yani gerçek olmadığını göstermek için biraz da onu videoya aldım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like etmeyi, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram'da ve TikTok'ta da takip edin. TikTok'umu Instagram'da aşağıya bıraktım.